Herkese selamlar arkadaşlar. Ethem Ertürk'le beraberiz. Ertürk Tarım. İlk ayçiği hasadına başlıyoruz. Şöyle Klas Tugano 320 makine. Arion 520 ile de arkasından ben gideceğim. Traktörümüzü çalıştıralım. Arkamızda da Köksal'ın 18 tonluk 3 denge römorku var. Şöyle kamerayı kafama alayım. Arkadaşlar traktörün vitesleri şöyle söyleyeyim, Dyna6 bu traktör. Şu an C4, C5, C6. Bir daha ettiğinizde D2'ye geçti bu sefer. Yani ara kademeler için bir tuş yok. Ana vitesler için bir tuş yok. Öyle gidiyorsanız gidiyor. Buradan da otomatik seçeneği var. Şimdi şöyle basalım. Şu an şimdi gerek yok. Normal kullanalım biz. Şimdi yolumuz bozuk. Traktör dar lastik. Yani bu traktör sadece artık ara geçiyor. O işlerde kullanılıyor. Hop 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 hop. Ama vites hızları güzel. Şimdi ara yolların tarlaya doğru gidiyoruz. Bandımı ayladım arkadaşlar. Uzun zamandır bu şekilde çekim yapmıyordum. Bayağı bir ayarı kaçmış. Bu arada eğitime de yetişemiyoruz maşallah. Şimdi yolda bildiğine iyi gidiyor. Traktörde kabin süspansiyonu var arkadaşlar. Ön süspansiyon yok. Yani çıktığı dönemde pek yaygın değil zaten ön süspansiyon. Kabin süspansiyonu var. Dar lastik olmasına rağmen çok iyi gidiyor. Şimdi bayağı tarla yollarında gidiyoruz. Tarlalarda gidiyoruz hatta. D5'de. Evet arkadaşlar, şimdi makinenin kontrollerini yaptık. Bakalım, biçime başlıyoruz. sezonunu bir açalım bakalım. Ayçiğini. Makinemizi başlatıyoruz. Bismillah diyelim. Kaç modelde bu makine? 2011. 11 yıllık.
11 yılı çok teferruatlı, çok böyle elektronik gibi geldi bana ama. Güzel, kısmetse sonra yani olursa ya son armağanını yapıyor bu sene. Yapma. Evet, seneye bir tane Trion gelecek kısmetse. Hayırlısı olsun. İnşallah. Tabii önümüzdeki senin şartları da bağlı. Tabii. Kesin bir şey yok bu memlekette. Yok. Görüyorsun yani sonra durumları. Euro bir olur 30, hiçbir şey alamayız. Evet, eldekini bu sefer evet, kullanmaya iyi yaptır, devam et. O yüzden güzel kullanmak lazım, özene özene kullanmak lazım. Aynen. Nasıl duruyor sence? Ya bugünden bu tarla kum bir tarla. Biraz zayıf değil mi? Biraz zayıf, yani 150-170 kilo arasında verir diye tahmin ediyorum. Daha aşağı bile verebilir. Çünkü kafaların içindeki taneler bakalım hepsi dolu mu? Evet, dolu boş değil de bir şey de evet. Mesela dolu değilse. Dolu değilse. Ondan sonra depomuza da bakalım. Gelmeye başladı. Başladı. İnşallah. Taneler güzel gibi duruyor ama. Yağışlara bakar da çok yağış aldık. Evet. Ama zamansız yağış aldık. O dengesizlik en önemli var. Faktör zaten zamansız. Normalde ay çevirilendisi bir kafası yıldızken kafa çıkamadan önce çok yağmur ister. Bir de çiçek dökümünde ister. Çiçek döktükten sonra tam tane bağlarken taneyi doldurmak için ister. Ama işte bizde bu yağmurlar nereden gelmedi? Bunlar o yıldızlar varken gelmedi. Daha sonrasında çiçek döktükten 20 gün sonra yağdı. Artık bitki kendini kapatmıştı. Evet. Ama benim bu yağmur neyime yaradı derseniz, ben kanola bitkisini biçtikten sonra tekrar bir ay çektim, ekimi yaptım, ikinci mahsul olarak. Evet, kanola biçtiğim yerler üstüne. Podinger çektim. Kısmet dedim, olursa dedim. Sulamayı hiç yapmadım. Onlar bile şu an çiçeklemeli. Bak karşıda gördüğün sarı evet. Çiçekli yer benim yerimizde. Kanola biçmiştim. Güzel de duruyor. Yine bu 180 kilo, 170 kilo verirse o da 120-130 kilo verir. Ya ikinci ekim. İkinci ekim. Yani 200, o yağmur ona yaradı. Ya 200 dekar yer ektim. Düşünürseniz 200 dekar 100 kilo verse 20 ton yapar. Şu anki fiyata göre 250 bin lira. İyi en azından benim 10 ton yakıtım çıkar. Bu yani, da bana katkı. Evet, yani o yağmurun o şekilde düşmesi kısmet tabii. Kısmet dedik, Allah'ın işi dedik, yağmur yağarsa dedik olur. Biz tohumumuzu evet. Toprağa attık. Allah'ın bereketini veriyor. Şu an için bir ay sonra gözükecek herhalde. Bir ay sonra biçilir, daha onun çok zamanı var. Daha çiçek açıyor yine. Var var, daha var. İşte geçen gün benim cemiyette olan yağmur onlara çok güzel denk getirdi. Tam denk geldi onlara. Onlara çok güzel şeydi. Geldi. Tam çiçek açma dönemindeydi. Toprağın yapısı çok önemli ayçiğinde. Evet. Çiçeğin işi gün geçtikçe zorlaşıyor. Çünkü artık iklimler de el vermemeye başladı. Yani maliyetten ziyade iklimler de. İklimler de mesela bu sene evet. Güzel, bana sorarsanız bu senenin çiğini yap derseniz ben bu seneyi beğenmedim. Özellikle kanola komple bir hüsran etti bizi. Değil mi? Bu sene sanki senesi değil gibi yani. Nisan ayında bu gündüz gece sıcaklıklarının arasındaki çok fark olması. Çok fark oldu çok. Kanola bitkisi sarı çiçeğini açtı. Gündüzleyin 20 derece oluyordu, geceleyin 0 derece oluyordu. Evet. Bu 20 derecelik fark kanola bitkisini strese soktu. Aynen öyle. Ben bunu fark ettim ama elden bir şey gelmez. Yapacak iyi bir şeyimiz yok. Ama biz bu kadar düşük bir performans, düşük bir verim alacağımızı hiç hesaplamadık. Geçen sene 360 kilo bir verim almıştım. Bu sene dedim 300 kilo alırım, 230 kilo aldım. Attığım gübreyi falan hesaplarsanız kesinlikle maliyet, bu sene kanola tamam. Bu sene kesinlikle ve kesinlikle kar getirmedi. Evet. Girdiğin kapıdan çıkmış oldun. O da iklimle ilgili. Şimdi ayçiğini hesaplıyoruz bu sene. İkisi arasında sorarsan ayçiği daha karlıdır. Neden? Yine gündemlerin ortalamasını ben bu tarlaya bakmayın. 180-200 kilo düşünüyorum. Ama hiçbir şey yapmadı. Masrafı yok işte. O ya, artı olayı o abi. Altında sadece 8 kilogram gübre var. Taban gübresi var. O kadar. Üzerine hiçbir gübre uygulanmadı. Arada sürmedik. Bir kirpi çektik. Arada sürmedik. Yani masrafı da o da yok. Onun masraftan dolayı değil. Tam işte o günlendiğin o ara geçirme zamanında toprakta tava vardı ama yağmur yoktu. Evet. Ara evet, sürseydik evet. Eğer topraktaki tava kaçacaktık tabi. Ondan dolayı biz kirpi çektik. Kirpi toprağın tavını kaçırmadı. Yine bir havalandırdı, hızlı büyümeyi sağladı kirpi. Evet. Kaputta yerler olmuştu, onları düzelttirdi. Yani çıkışlarını güzel sağladı. O makine de güzel bir makine. Üstüne ne yaptım? Ot ilacı attım. Ot ilacını da seçerek attım. Nasıl seçer diyeceksiniz? İlaç pahalı ve toprağa kalıcı etkisi yapan bir ilaç. Bu intervikseler. Evet, onlar ben de bölük bölük, nerede pıtrak var, nerede istenmeyen ot var, oraya attım. Güzel attım. Tabii, ay atmadım. Ama tarlalarımız zaten ayrıklı tarlalar. O ilaç ayrıklara bir fayda sağlamıyor. Oluyor yani, ister istemez sonradan gelen ot oluyor. Onlar o anki durumda çıkmış olan otu öldürüyor. Çıkacak otu engel yapmıyor tabii. Tabii ki. Yani. O yüzden kısmetimiz böyleymiş. Ortaları biraz daha iyi.
Öyle şöyle bir kenarları bitirelim. Ortada kafalar biraz daha iyi duruyor ya. Toprakla ilgili ya. Kenar köşeler tabii. Daha biraz zayıf olan yerler belli zaten. Şu an bak, bakınca ayırıyor. Yani şimdi bizim köyümüzün bu sene verim ortalaması buğdayda 400 kilogramdı. Evet. Kanola'da 170-180 kilogramdı, 200 kilogramdı. Genel olarak değil mi? Çünkü tabii, ağaç ertede, herkeste de olarak. Genel olarak. Ben ayçiğinde genel olarak 150 ile 200 kilo arasında olacağını düşünüyorum. Uymadı, kısmetimiz böyleymiş. Hayırlısı değil yani. Öyle öyle yani. Yiyeceğimiz ekmek, işi bu şekilde. Yiyeceğimiz ekmek bu kadarmış. Bulut altındayız abi, bulut altındayız. Evet işte, en kötüsü de o. Ama olsun, buna şükür diyelim. Hiçbir şey meyredebilirdik. Yani, Allah sağlık kız. Olsun, der işimize bakarız. Şimdi arkadaşlar, ürün nemimizi bir ölçelim bakalım. Kuru duruyor ama yanılmayalım da şöyle bir taneye bakalım. Süper duruyor ya. Sıkmalı makinemizle bir ölçelim bakalım. Burada amaç tam dolduracaksın. Sıkacak. Ondan sonra kapağın üstündeki seviyeye göre sıkacağız. 9 rutubete kadar serbest. İdeal rutubet 6-7 arasıdır. Şöyle açıyoruz. İç rutubet yok. 5.6 süper. Çok güzel. Mal depoya tam biçimlik. Evet. Depoya konulabilir. Süper. Bekletilebilecek bir ayçiçek. Bizde ilk başta fiyat belli olmadığı için bekleme yapacağız zaten. Evet. Şu an zaten ilk mal. Fiyat belirli değil. Evet. Fiyat şu an tüccarımızda 12 lira seviyelerinde ama biz çiftçiler olarak onu yetersiz buluyoruz. Çünkü evet. Tırtıl zararından tut. Verime kadar bir sürü faktör var. Biraz biz de ayakta durmalıyız. Şimdi boşaltmaya başladık şöyle arkadaşlar. Laneler akıyor. Biz onu dans ettirelim bak. Dans edin nereye lan? Sofra remorklarda eğer öne doldurma yaparsak fazla arkaya boşa bırakırsak dönüşlerde devrilme riski çok yüksek olduğundan aynen dengeleme evet, lazım. Dengeleme yapıyoruz. Sadece arkaya da hiç değil. Aynı anda ön taraf denk boş yapıyoruz. Kalıyor. Denk olması gerekiyor sofralı çünkü. Mumunu alacak içi de haksızlık olması için bu sınır başı. Tabii. Mumunu alacak. Her depo üstüne yaymak lazım ki eşit olsun. Şimdi yaklaşık olarak depomuz bitti. Benim gördüğüm verin umduğumdan fazla gözüküyor. Tabii ki de yine ağırlığını hesaplayamam ama depo hesabına bakarsam 2,5 ton günlerde vardı burada. 200 kiloyu veriyor diye düşünüyorum. Hadi inşallah. Kafalar doldurmuş belli oldu. 200 kilo vermesi bana şapka attırabilir yani bu tarlanın. Evet. Çünkü zayıf dediğimiz bir yer. Ne gördüğünüz gibi daha bak. Başlar o taraflar 2 sıra gitti. Bu taraflar 3. sırada. Yani tam 3 tur atamadık. Depo oldu. Tarla duruyor aslında. Evet. Benim ayçiçeklerimin sıra arası 75 cm Murat. Neden öyle ekiyorsun dersen büyük traktörlerle ekim yaptığım için geniş. Tekerlekleri baltaları dengeliyor. Şimdi balabanı salıyoruz. Deviri düşürüp makine komut aldığı zaman şimdi aldı. Önde salıyoruz. Ve sonra full devir veriyoruz ki yani harmanlamayı düzgün yapabilsin diye. O da tek tuş. Tek tuş. Bundan sonrası makinenin tane göstergelerini takip ederek verim oranla tabii ki de hızlı gideceksin, yavaş gideceksin. Tabii. Şu an bu 200 kilogram, 180-200 kilogramlık ayçiçeğinde 6,5-7 kilometreye geçmemen lazım. Ondan sonra orada da gösteriyor. Ondan sonra senin başlıyor uyarı yapmaya. Diyor ki yani atıyor makine diyor. Neden atayım? Milli servet onda. Ayrıca şey de var. Makine temiz çıkarsın diye alt telekten tekrardan harmanlamaya giden bir ünite var. Kesmeklik. Evet. Tekrardan yukarı aktarıyor. Tekrardan bir temizlemeler ünitesinden geçiyor. O da şurada bir cam var. Bak şurada bir cam var. Işıkla açıp orada kesmiklikteki fazla ürün geldiği zaman kesmikliği sıkıştırıyor ayçiçeğinde. Evet, o yüzden hızlı doğru. Gidersen yoğunluk geleceği için kesmekliği tıkayabiliyor. Ondan sonra iniyorsun aşağıya 15 dakika, 20 dakika uğraşıyorsun. Onunla uğraşman lazım. O yüzden, yani makineye zarar da. Bak şu an mesela 5,5 km, 6 km yakın hızla gidiyoruz. Hiçbir ışık yanmıyor. Çok normal. Bu şekilde olması lazım. Böyle gitmesi lazım. Şuna bakmayın. Bu tek tur gösterir. Çünkü sapkayı çalıştığı için sasaklarda tek tur çöpler de vuruyor kıyıcıya. Ama önemli olan bu. Kıyıcı çalışıyor ya şu an. Evet. O çöpler bazen vuruyor. 1-2 kademeden sıkıntı yok. Üstü çıkarsa tabii ki de attığını gösteriyor tekrardan. Ama önemli olan şey elek. Gösterdim. Elekte hiçbir şey yok. Evet şu an bir şey yok. Evet. Böyle tanelerimiz de şıkır şıkır depoya geliyor.
arkadaşlar, malımıza bakalım. Böyle 20 dönüm bir arazi. Çıkan verim bu. Beklenenden biraz daha verim iyi gibi duruyor. Tabii şimdi yine bunların göz hesabı yapılan kilogram tahminleri. Önleri de bağlamadık ama gerçi hafiftir ya. Şimdi dar lastik ya, traktör tutunamıyor bazı yerlerde. Önleri bağlamak gerekiyor. Kabin süspansiyonu güzel çalışıyor arkadaşlar, bu gayet iyi. Arkadaşlar isterseniz şunu normalde vites atıyor, ara kademe ana vites içinde şunu sert ittiğinizde direkt ana vitese atlıyormuş. Öyle bir özelliği var. Düşürken de düşürdünüz, sert çekerseniz de hop B'ye geçiyor. Ana vitesi 2'ye alıyor. Değişik özelliği varmış. Tabi etem gitti. Traktör makine gibi gidemiyor arkadaşlar. Lastikleri büyük olduğu için o yaylanarak hızlı hızlı gidiyor. Ben de ona yetişmeye çalışıyorum. Şimdi yolları daha iyi biliyor. Nereden kaçacağını, geçeceğini biliyor. Ama kullanımı çok rahatmış. Yani yıllardır neden bu traktörü satmadığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Yani şurada bir joystick varmış misali şunu kullanmak. Çoğu özelinde burada olması, el gazı, liftomatiğin olması. Diğer şeylerden burada elinizden aldım. Çok sade ve kullanımı pratik bir traktör. Gerçekten çok rahat ya. Arkadaşlar bugün biçimi bitirdik. Toplamda 32 dönüm bir arazi biçtik. Araba da şöyle görünüyor. 12 tonluk, yani bir 7 ton civarı bir mal olduğunu düşünüyoruz. Bakalım, göreceğiz. Makine gitti, bakalım yetişelim biz de onun arkadan. Radyomuzun sesini kısalım. Şu önlerimizi bağlayalım arkadaşlar. Tekerlekler ince olduğu için traktör hali yere az tutunuyor. Kaydırma yapıyor. Yani ne dururken ne kalkarken sıkıntı yaşamamak için şu klimamızı açalım. Şöyle klima paneli de burada arkadaşlar bunun. Fan kademesi
Klima, içeriden hava sirkülasyonu, burada da kalorifer modu. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Bugünlük bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.